Her gün yaklaşık 10 milyon kişi A noktasından B noktasına gitmek için ticari uçuşları kullanıyor. Neredeyse 100 bin uçak bir aksilik olmadan kalkıp iniyor. Fakat bazen, çok nadiren, dünyanın dört bir yanına uçak korkusu salan bir kaza gerçekleşiyor. Tıpkı bir kaptanın kısmen kokpitten dışarı çekilip 5181 metre yükseklikte gökyüzünde asılıp sallandığı zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi başlangıçta hiçbir şey ters gitmiyordu. Orta boyutta bir jet olan County of South Glamorgan'ın kaptanı 42 yaşındaki Tim Lancaster, 11.050 saatlik uçuş tecrübesine sahip bir kaptandı. Yardımcı pilotu 39 yaşındaki Alistair Stewart Atchison'ın da 7.500 saatlik uçuş tecrübesi vardı. Uçakta her şey mükemmel görünüyordu ve kabin ekibi profesyonel ve cana yakındı. Kimse bu uçuşu bekleyen dramatik sonu tahmin etmiyordu. 10 Haziran 1990'da 4 mürettebat üyesi ve 81 yolcu uçağa bindi. Saat 8.20'de yardımcı pilot rutin bir kalkış yaptı ve British Airways 5390 sefer sayılı uçuş İngiltere Birmingham'dan ayrılarak İspanya Malaga'ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra uçak hala yükselirken Atchison kontrolü kaptana devretti. Her şey sorunsuz gidiyordu ve pilotlar omuz kayışlarını gevşetip koltuklarında daha rahat bir şekilde oturdular. Tim Lancaster bel kemerini de açtı. 13 dakika sonra uçak çoktan 5273 metre yüksekliğe çıkmıştı ve Oxfordshire ilçesindeki Ditko üzerindeydi. Kabin ekibi yemek servisi yapmaya hazırlanırken uçuş görevlisi Nigel Ogden kokpite giriyordu. Ancak birden yüksek sesli bir çarpma sesi duyuldu. Yolcular dehşete kapıldılar ve bir patlama olduğunu sandılar. Durum bir patlamaya kıyasla hem daha iyi hem de daha kötüydü. Kargaşanın asıl sebebi kokpitin sol ön cam paneliydi. Bu cam uçağın iskeletinden ayrılmış ve uçup gitmişti. Daha sonraları Ditko'da bir yerlerde bulundu. Bu sırada kokpit hızlı bir şekilde kabinin içindeki ve dışındaki ısı farkından kaynaklanan yoğuşma ile doluyordu. Fakat işin en kötü tarafı bu değildi. Pencere uçup gittiğinde meydana gelen basınç düşmesi kabindeki havayı boşalttı. Hatırlayacağınız gibi kaptan daha önce bel kemerini çözmüştü. İşte bu yüzden kelimenin tam anlamıyla koltuğundan söküldü ve kaybolan ön camdan dışarı çekildi. Neyse ki dizleri koltukların ve uçuş kontrol panelinin arasına takıldı. Ancak vücudunun üst kısmı pencerenin dışında inanılmaz derecede şiddetli rüzgara ve sersemletici soğuğa maruz kaldı. Kaptan oksijen eksikliği nedeniyle anında bilincini kaybetti. Daha sonra kazayı hatırlayan bir yolcu basına camdan sarkan bir adamı fark ettiğini ve iki adamla bir kadının bacaklarını asılıp adamın dışarı uçmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi. Yolcunun bilmediği şey o adamın uçağın kaptanı olduğuydu. Kaptanın hayatını kurtaran şey Nigel Ogden'ın yıldırım hızındaki tepkisiydi. Kaptanın kemerini kavramayı başarmış ve ikisini de sabit tutacak olan koltuğu yakalamıştı. Ondan sonra bir başka uçuş görevlisi olan Simon Rogers kokpite girdi. Kendisini pilotun koltuğuna bağladı ve Lancaster'ın bacaklarını sıkı sıkı yakaladı. Bu Ogden'ın mola verip kaptanı kokpite geri çekmeye çalışırken kötü bir şekilde kestiği elini bandajlamasına olanak sağladı. Bu sırada yolcular uçakta yangın çıktığını düşünüp panik yapmaya başladılar. Kokpitin kapısı da içeri çekilerek kontrol konsoluna çarpmıştı ve konsolun bazı bölümlerini bloke ediyordu. Sonuç olarak uçak çok hızlı bir şekilde alçalmaya başladı. Uçağın parçaları, yolcuların eşyaları ve kağıtlar etrafta uçuşuyordu. İnsanlar çığlık atıyorlardı. Neyse ki yardımcı pilot Atchison bir oksijen maskesi takmayı başararak yolculara kaza ile ilgili bilgi verdi ve acil iniş için hazırlanmalarını istedi. Fakat bir sorun daha vardı. Uçağın herkese yetecek kadar oksijeni yoktu. İşte bu yüzden pilot, yolcuların ve mürettebatın normal bir şekilde nefes alabileceği bir yüksekliğe inmek için acele ediyordu. Bu işi tamamladıktan sonra hemen imdat çağrısı yayınladı. Ancak rüzgar kokpitte şiddetli bir gürültüye neden oluyordu. Bu yüzden Atchison hava trafik kontrolünün cevabını duyamıyordu. Yarasıyla ilgilendikten sonra kaptanı tutmaya geri dönen Nigel Ogden yorulmaya başlamıştı. Daha da önemlisi aralıksız bir şekilde soğuk yakmasına maruz kalıyordu. İşte bu yüzden Simon Rogers ve kabin amiri John Howard Ogden'ın yerini aldılar ve adamın biraz dinlenmesine fırsat verdiler. İşleri çok kötü yapan şey ise kaptanın vücudunun biraz daha ileri gitmiş olması ve bu yüzden kafasının uçağın dış kısmına çarpıp durmasıydı. Adamın çoktan hayatını kaybettiğini tahmin etmelerine rağmen mürettebat vücudunu tutmaktan vazgeçmiyordu. Uçak Southampton'a acil iniş yaparken bile adama sıkı sıkı yapışmışlardı. Saat sabah 8.55'ti. Uçağın kalkmasının üstünden sadece yarım saat geçmişti. Yolcular basamaklar yardımıyla acilen tahliye edildiler ve birçoğu mürettebatla birlikte yaşadıkları şoktan dolayı tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüler.
Neyse ki aynı gün taburcu edildiler. Bu sırada acil müdahale ekibi kaptanı dikkatlice indirmeyi başardı ve derhal hastaneye götürdü. Herkesi hayretler içinde bıraksa da Lancaster hala yaşıyordu. Yaraları soğuk yanığı ve baş parmağında, bileğinde ve sağ dirseğinde kırıklar vardı. Fakat bunların dışında zarar görmemişti. Kaptan muazzam bir şok yaşamıştı. Ancak 5 aydan daha kısa bir süre içinde işe dönmeyi başardı ve 2008'e kadar ticari pilotluktan emekli olmadı. Lakin anlayabileceğiniz gibi mürettebat o kadar hızlı tepki vermeseydi bu hikaye çok daha trajik bir biçimde bitebilirdi. Tim Lancaster hayatını ekip üyelerinin hızlı düşünmesine borçluydu. Böyle korkutucu bir uçak kazasının ölümlerle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanmamış olması büyük bir başarıdır. Yani ikinci kaptan Alistair Atchison'ın ve kabin memurları Nigel Ogden ve Susan Gibbons'ın bir süre sonra kraliçenin havada değerli hizmete övgüleri beratıyla ödüllendirilmesi hiç şaşırtıcı değildi. Buna ek olarak Atchison 1992'de kahramanlığı ve etkileyici becerileri sayesinde Polaris ödülünü de aldı. Peki ama daha en başından kaza neden oldu? Müfettişler uçuştan 27 saat önce takılan cam için kullanılan civataların 84'ünün çapının çok küçük olduğunu ve geri kalan civataların da boylarının çok kısa olduğunu tespit ettiler. Gariptir ki yenisiyle değiştirilen önceki pencere de yanlış civatalar kullanılarak yerleştirilmişti. Doğal olarak yanlış boyuttaki civatalar dışarıdaki ortamla kabin arasındaki hava basıncı farkına dayanamadılar. Fakat British Airways'in 5390 sefer sayılı uçuşunun yaşadığı kaza, bir mürettebat üyesinin uçağın dışına çekilmekten zar zor kurtulduğu tek kaza değildir. 14 Mayıs 2018'de Sichuan Airlines'in gerçekleştirdiği uçuş Çin'den Tibet'e gidiyordu. Uçak sabit hız yüksekliği olan 9753 metreye ulaştığında sağ ön cam sağır edici bir sesle patladı. Kaptan Liu Xuanzhan'ın hatırladığı bir sonraki şey yardımcı pilotun kırık camdan dışarı çekilmesiydi. Neyse ki adamın emniyet kemeri takılıydı. Kaptan bu sayede onu kokpite geri çekebildi. Ardından yardımcı pilotun sadece bileğini burktuğu ve birkaç sıyrık aldığı anlaşıldı. Ancak bu sırada uçak bir basınç kaybı ve ısı düşmesi yaşadı. Kaptan telsizi duyamadı, molozlar havada uçuyordu, cihazlar arızalanmıştı ve uçak öyle kötü sallanıyordu ki göstergeleri okumak imkansızdı. Oksijen maskeleri düştü ve uçak birdenbire birkaç saniye boyunca kontrolsüz bir şekilde düşmeye başladı. Ancak neyse ki tekrar dengeye getirebildiler. Eski bir askeri pilot olan kaptan Airbus A319'un kontrolünü tekrar ele geçirmeyi başardı ve uçak Chengdu Havalimanı'na acil iniş yaptı. Mürettebattan bir kişi daha yaralandı ama onun dışında 119 yolcunun hiçbiri ya da diğer uçuş görevlileri zarar görmedi. Uçak kaza anına kadar Sichuan Airlines'ın onu satın aldığı Temmuz 2011'den beri neredeyse 20 bin uçuş saati biriktirmişti. Ön cam uçağın orijinal aksamıydı ve daha önce hiçbir sorun yaratmamıştı. Uçuş sırasında yaşanmış başka sıra dışı acil durumlar duydunuz mu? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen bir yere ayrılmayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz daha var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.